Cep telefonlarının beyin tümörüne neden olup olmamasıyla ilgili 2010 yılı Ekim ayı Kafkas Üniversitesi açılış dersini ben vermiştim. Cep telefonları beyin tümörüne neden olur mu, olmaz mı? Neden olarak çocuklar hariç erişkinlerde beyin tümörüne neden olmadığı, yani ispatlanmış diyebilirim. Şöyle ki, şimdi beyin tümörünün oluşması için genetik yapının bozulması lazım. Genetik yapıyı bozan iyonize radyasyon, yani röntgen ışını. Cep telefonunun yaydığı çok yüksek frekanslı radyo dalgaları da iyonize radyasyon özelliğine sahip. Ama çok 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 düşük dozda olduğu için bunun birikimi, erişkinler için bahsediyorum, çocuklar için böyle bir şey söz konusu değil. Çocuklar, özellikle 9-10 yaş altı çocuklar için kesinlikle olur mu olmaz mı diye bir tartışma söz konusu değil. Onun için birebir çocukların, 9-10 yaşın altındaki çocukların kullanmasını, pek uzun süreli veya devamlı kullanmasını pek tavsiye etmezler. İyonize radyasyon dediğimiz cep telefonunun salgıladığı yüksek frekanslı radyasyon, daha doğrusu elektrik akımı, bu tümörün oluşması için genetik yapıyı bozmaya yetmiyor. Baz istasyonları, ki cep telefonlarının çok çok daha üstünde manyetik alan yaratabilen, elektromanyetik alan yaratabilen şeyler, onlar bile cep telefonu, pardon, onlar bile tümör yapmaya yetmiyor. Bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Özellikle baz istasyonlarının civarında bulunan insanların, çocukların lösemi insidensi yüksek midir, değil midir diye bir araştırma yapılmış İngiltere'de. Diğer popülasyonla, yani normal baz istasyonu olmayan bölgelerde bulunan çocukların lösemi insidensi, yani onlarda görülen löseminin sıklığıyla baz istasyonunun bulunduğu ve baz istasyonuna yakın bölgelerde yaşayan çocukların lösemi insidensi aşağı yukarı aynı bulunmuş. Yani bunların yapmadığını biliyoruz, ama dediğim gibi çocuklar hariç.